At gitsin, eskimişse at gitsin. At gitsin, at gitsin, yaramasa at gitsin. At gitsin, at gitsin, eskimişse at gitsin. At gitsin, at gitsin, yaramasa at gitsin. Çağırırsın gelmezse, deli gibi sevmezse. Çağırırsın gelmezse, deli gibi sevmezse. Ballı lokmam demezsen, ballı lokmam demezsen, tut kolundan at gitsin. At gitsin, at gitsin, eskimişse Allah Allah. At gitsin, at gitsin, yaramasa at gitsin. Allah cezanı vererek seni koruma. Kız ne güzel oynuyor. Kakız. Evet. Pis herif. Kıskanç. Kıskandı kızım. Kıskandı. Beni kıskandı. Üç, dört. Evde huzur vermezse, evde cır 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 böcek gibi yok pardon. Evde cır cır makas burası evladım. Evde cır 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 yok. Evde cır 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 böcek gibi öterse, ulan tut kolundan al. Ahor var, ahor var, ahor var. Cır 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 cır. Sazım. Zır 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 zır. Ata vır 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 vır. Cırcır böceği gibi atmazsa. Yok. Puff, Allah cezanı verdi. Senin suratına bakıyorum her türlü, her türlü her şeyin eğri büğrü oluyor. Ya ben öğretiyorum, bana kızıyor ya. Ben öğretiyorum sana birader. Cırcır böceği gibi öterse. Ne? Cırcır böceği gibi öterse. Cırcır böceği gibi öterse. Çizim çizim. Cırcır cır 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 böceği gibi öterse. Tut kolundan at gitsin. At gitsin, at gitsin, eskimişse at gitsin. At gitsin, at gitsin, yaramazsa at gitsin. At gitsin, at gitsin, eskimişse at gitsin. At gitsin, at gitsin, yaramazsa at gitsin. Thank you.
gitsin, eskimişse at gitsin. At gitsin, at gitsin, yaramazsa at gitsin. At gitsin, at gitsin, eskimişse at gitsin. At gitsin, at gitsin, yaramazsa at gitsin. "24 saat alkış çalın" desek çalarsınız. Bundan eminiz. Bundan hiç şüphemiz yok. Sizin de aklınızda bulunsun. Trilyonlar önümüze serseler sizlere ihanet mümkün değil. Yani sizlere ihanettedir. Yani sizle bizim aramızda ne ilişki, ne alaka var? Sadece televizyondan tanışırız, gazeteden tanışırız, kasetten tanışırız. Doğru mudur? Yani. Ama size ihanetimiz, sizlere olan saygımızdan dolayı sizleri yanlış yönlendirmemiz mümkün ve mümkün olmayacaktır. Ölene kadar da böyle gidecektir. Elimizden geldiği kadar çocuklara, küçüklere eğitimli programlar, eğitimli sözler, güzel sözler. Yani çocuklarının yarınını bozmamak üzere kullanacağımız sözler kullanırız. Çünkü çocuklar yarınlarımızın teminatıdır. Onların huzurunu ve beyinlerini çalmak bizim ne fikrimiz, ne bize yakışır, ne kişiliğimize yakışır. Çocuklarımızı seviyoruz. Çocuklarımızın babası, annesi, kardeşi, ablası olan sizleri de saygıyla eğiliyoruz önünüze. Nasıl bir konuşma lan? Bu ne oldu lan? Şimdi bu konuşma ne olacak? Şimdi Cambridge mi, Oxford mu, Harvard Üniversitesi mi? Bu hangisi bu? Hiçbirinde görmedim ben bunları. Bu ne olacak? Ben de görmedim. Kendi kendime konuşuyorum. Bunları ben mi söylüyorum? En sonunda da şaşırdım, böyle ettim. Bu hiçbirinde yok. Vallahi nefes almadan konuştum. Bir nefes almadan konuştum. Ama nasıl konuştu? Çok güzel konuştu. Bir daha da konuşamam. Diyorsun bu kadar. Balon bitti. Bitti balon. Evet. Şimdi programımıza devam ediyoruz. Duvarda vurdu. Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran ey var mı lan bana yollayan? Oğlum sen başıma bela mısın ya? Çüş. Ne yapıyorsun kızım? Bana kızım kızım deme, bozuluyorum. İşte pardon oğlum, çocuğum. Birader diyeceksin, oğlum da değil. Peki be, nasılsın birader? Eyvallah, hamdolsun. Sağlığına duacıyız be. Çüş. Yapma milletin önünde. Sen kafayı mı yedin? Ne oldu sana? Uyu. Uyu. Ne uyuyayım ya? Siz beni görüyor musunuz? Nasıl görüyorum? Tabii görüyorum. Kaşım var, burnum var, gözüm var. Dudaklarım var. O eskiden mi? Evet, yani görüyorum. Ama ne oldu ya? Ki? Ensenize vurunca uyumanız gerekiyor İbrahim Bey ya. Allah Allah. Ya bu da niye uyuyor kızım? Sen bana hipnoz mu yapacaksın yani? Nereden bildin? Nasıl nereden bildin? İzliyorsun ha televizyonları. Ben seni hipnoz yaptım, hipnoz. Uyuman lazım. Hipnoz? Hipnoz. Bak İbrahim Bey, ensene vurunca uyuyacaksın. Ben niye uyuyorum ya? Ya şimdi sen bırak, tamam hadi karıştır. Evet. Gözlerime bak, ne görüyorsun? Dur bakayım. Sadece gözlerinin güzelliğini görüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi kendini rahat bırak İbrahim Bey. Lan hadi sen de be. İbrahim Bey, rahatla. Rahat ol. Bak, uyuyacaksın. Göz kapaklarına anlaşacak. Uyuyacaksın. Uyandığında kendini Sibelcan sanacaksın. Hadi. Hadi. Hadi konsantre oluyorsun. Hadi bak. Hadi kızım ben niye uyuyorum? Sen uyu. Allah Allah, hayret bir şey ya. Uyuyacakmış da bilmem ne yapacakmış da. Hadi anam hadi yürü git hadi. Hadi yürü git. O ne lan? Gel buraya. Dur. Sağa dön. Uyutacak beni. Üç adım geri. Çüş. Çüş tamam. Şu nazar boncuğun üstüne gel bakayım. Düştün elime evladım, düştün, yedim seni. Yedim onu, yedim. Beni uyutacak, beni uyutacak adam da anasından. Daha fabrika sipariş vermedi. Şu anda sen kimsin biliyor musun? Sezen Aksu. İbocuğum, canım nasılsın? Seni pamuklara sarmaları sararım. Oo, pamukların içinde yerim, bitiririm seni İbocuğum. Tamam, Sezen Aksu bitti. Sezen Aksu bitti. Şu Asena ol bakayım, bu var ya Oriental Asena. Pırk. Pırk.
bakayım. Kalbim duraksız haykırışlarda, ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma. Tamam, bitti. Banucum Alkan. Banucum Alkan ol bakayım. 90-60-90 her gün ayrı. Yeni seviyor musun? Ah çok güzelim. Neremi neremi. Hay neremi. Neremi neremi. Gezmeremi. Neremi neremi. Şşt biz tamam alo. Hiçbirini lazım değil. Hayır kendine gel. Kendine gel. Ne? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Programa başlamıyor muyuz ya? Nasıl programı? Hadi ya, skecimizi yapacağız abi. Programa başlayalım. Ha. Ya hadi seni bekliyorum ben de bir saattir ya. Neydi konu? Konu? Ananım. Nasıl abi ya, hatırlamıyorum. Hayır, anan var ya. Anan, senin anan var bir tane değil mi? Herhalde iki tane anan yok, bir tane anan var senin. Ya senin anan varsa benim de anam var. Ben senin ananım, sen benim anamın elini öpeceksin. Nasıl olacak şimdi? Ben bayram diye ananın elini öpecektim diye ciddi şey ettiriyorum. Abi gene testi unuttun ya. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Şimdi huzurlarınıza, huzurlarınıza, huzurlarınıza değerli konuklarımı çağırıyorum. Mesela şöyle bir Edip Akbayram dersem. Teşekkür ederim. Saygılar, estağfurullah. Estağfurullah, ne demek? Gel ağam, haberi otur. Otur ağam, otur. Şimdi genç de bir kardeşimiz var, yeni bir kardeşimiz. Gökhan Özen. Bu yeni yetişenler iyi ha. Ne takım elbise var, ne bir şey var. Bir tane 45 numara ayakkabı, bir tane gömlek, bir pantolon. Değil mi? Öyle mi oluyor yoksa? Öyle, doğru. Ne yapalım? Yani daha rahat olabilmek için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Hadi baba sen bile yanıma gel. Bugün efendim programımızda Candan Erçetin de olacaktı. Ama bir çok önemli bir haber geldi ona. O önemli haberden dolayı bizden kusura bakmayın başka programa dedi. Biz de ona inşallah kötü bir haber değildir. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Ve zaman zaman benim gibi böyle yakışıklı değiller. Bir şey değiller. O ben kara, o beyaz. Öyle beyaz meyaz bir şey değiller. Bir bakın ne var. Anam çok özlemiş ya beni doğururken. Diyor ki oğlum seni doğurana kadar akla karayı seçtim. O anda doğururken akla karayı yan yana koymuş abi bunları seç. Hiç böyle bir şey olur mu ya? Doğuran kadına böyle şeyler sorulur mu? Sarı şeker ya kadın kalmış akla karayı seçmiş. Demiş ki ak olsun. Beyaz çıkmış, kara olsun ben çıkmışım. Hadi abi, siftahımızı senden yapalım. Şöyle güzel bir keyifli bize bir şey söyle. Tabii ki. Şeref verdin. Tabii gerçekten. Ki. Gerçekten. Öldüren dünya, adaletin bu dünya,
derinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? 31 senedir bu meslekteyiz. 31. kaseti olunca 31 sene diyor. Senede bir kaset hesaplayalım. Evet, aşağı yukarı. Şimdi 31 tane kaset deyince o daha önce yaptığımız plaklar da mı kaset şeyine giriyor? Yoksa tabii yani, hani long play, LP, kaset, CD toplam üretilen albüm ve kaset. Peki sende arşiv şeyi var mıdır böyle? Tabii yani. Mesela benim bu yeni kasetim bile yok. Hani, vallahi yok, yemin ederim yok. Bir yenisi eksiktir o zaman yani. Arşivleyenler var ama ya. Hayır yani bazı sanatçılar var mesela. Evinde ilk yaptığı plak, ilk yaptığı haber, ilk bilmem neyi hepsi vardır bunların. Doğru. Yani topluma bıraktığınız bir antoloji olarak düşünürseniz yani bütün hepsi 1972 yılından bugüne kadar bende gerek 45'lik plaklar olsun gerek LP'ler olsun. Bunları arşiv olarak tutuyoruz tabii ya. Edip abi de yoktu zaten, bende var senin arşiv. Sen sana ver. Sizin mesela kaç senedir bu arşivler toplarsınız? Kendi kasetinizle ilgili Sayın Beyaz. Ben geçen seneden beri arşivliyorum. İlk kaseti çıkarttım, arşive koydum. Niye gülüyorsunuz? Her gittiği semtten bir tane alıyor. Bu falan semtten aldığım kaseti. Bir arşiv, doğru değil mi abi? Ben televizyon programında gösterdim. Bizim korsan kasetler çok sattı. Korsan kasetin gözünde böyle bir şey var, bant var. Onları anlıyorsun korsan olduğunu. Sahiden de onlar çok sakat. İnşallah ikinci albümü çıkartacağım ben de. İkinci albüm yalnız Nostalji diye çıkartacağım. İlk yaptıklarının aynısını kakalayıp abi öyle Nostalji diye. Nostalji diye. Çünkü biliyorsun Nostalji şu dönemde bayağı iş yapıyor yani. Geçerli. Tabii tabii geçerli. Peki biz dedik ki bir tane bize şarkı söyler mi? Dedi ki bu kaseti ben öyle hobi olarak yaptım. Seve seve söylerim ama burada İbrahim Tatlıses var, Edip Akbayram var, Gökhan var. Bunların arasında bana sadece halt yemek düşer, onun için söylemem yani. Dağıtınlar. İçeride söyleyin. Kızım o haltı getir yesin. Merhaba. Espri yapma abi ya. Vallahi bayıyorsun bazen. Bak ya. Buyurun Beyaz Bey. Sağ ol anam. Gökhan Bey buyurun. Teşekkür ediyorum. Edip kardeş. Edip kardeş buyur. Sağ olun gözüm. Kardeş. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir numara öğrendim. Bu Muya şimdi terlikler İbrahim abi. Var ya çıldırtacak. İbrahim abi gelsene bir. Gelin Muyacığım. Sponsorluktan bize bir şey yok mu hanım? Hı? Abi bak şimdi beni görmüyor. Ben mi görmüyorum? Sen ağzını... Gelin mi görüyorsun ya? Aman ya bir şey var burada yapamıyorum ya. Bu da salak mıdır nedir? Beni tam salak zannettim. Hipnoz yapıyormuş, onu görmeyecekmişim. Bak.
Ha bu hipnozculara da bayılıyorum maşallah. Çok iyi örnek oluyorlar bize. Bak bu bile başladı şeye, hipnozculuğa. Siz nasıl şey yapıyorsunuz hipnozculuk? Ben böyle başladım mı dövüyorum. Nasıl? Hipnoza başladıktan sonra 5 dakika döveceksin, o kendine geliyor abi, şey yapıyor. Açılıyor zaten ondan sonra, motor açılıyor ya. Hadi abi. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür saygılarımı ederim. İletiyorum. Saygı bende. Beyazıt Öztürk. Bunu her yerde anlatmışsındır. Neyi abi? Yani Beyazıt Öztürk asıl adının olduğunu, sonra Beyaz. Yani çoğu mesela Beyaz biliyor belki, bilmiyorum. Bilmeyenler var, bilenler var. Yo, adı, artık ismi biliyorlar. Bilmeyen var mı ismi? Okay. Herkes biliyor. Biliyor, herkes biliyor. Yanlış bilenler var. Ayşegül diye bilen varmış değil. Yani. Yanlış bilenler var. Merhaba, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi Gökhan. Benim geçti mi kısım, benim kısım geçti mi? Bir atlayayım. Güzel konuştuk ama bir sohbet demek işe yapıyor. şarkı da şimdi... söylemediğime göre ben gideyim o zaman abi. Şey yapayım, daha fazla kalmayayım. Sohbet yok, şarkı yok. Ne oturayım ben burada? Şeyi mi konuşacağız? Ben sana geleceğim ya. Sen bana geldin, ben sana geleyim. Tamam tamam, onu konuşalım. Sen şey biliyor musun? Bibiye bisiye. Ne? Bibiye bisiye. Pipiye pisiye. Bibiye pisiye. Pisi değil ya. Allah, bibiye bisiye. Yani bir bana bir sana. Ya biliyorum abi herhalde. Ben baktım sen biliyor musun diye. Bir daha tekrarlayabilecek misin ya? Zor bir cümle çünkü sahiden. Evladım, tırmalayacağım kendimi. Şimdi... Benim böyle bu iş yerlerimde malı götürenler var. Her yerde değil ama, her şirkette değil. Ama 10 şirket varsa onun 3'ü gidiyor. Şimdi işte müdürle veya personel veya oradaki muhasebeci neyse artık. Onlar kendilerini bilirler, o şerefli arkadaşlar. Şimdi parayı bölüşüyorlarmış mesela haftalık. İşte aydan aya yığılıyor ya para. Ben de haber ediyorum, la para nerede? Vallahi işte İbrahim Bey şu oldu da bunu aldık da bunu verdik de onu getirdi de bu getirdi de vallahi işte zarardayız da. Peki para lazım mı diyorum. Vallahi işte 4 milyara bir ihtiyacımız var. Bir gönderirsen İbrahim Bey çok seviniriz. Vardı ona şey yapıyorlar. Bisiye, Bibiye, bu da İbo'ya. Bisiye, Bibiye, bu da İbo'ya. Şimdi dağıttılar. Bitti. Baktılar ki İbo'nunki de birikti. Diler ki ya İbo'nunki çoktur. Gel bunu da böyle şey yap. Bisiye, Bibiye. Bisiye, Bibiye, bana bir şey yok. Vallahi. Gökhan. Kaset çıkarı 2 ay oldu. Ben biliyorum seni ilk dinlediğimde çok beğendim. Çok da sevdim. İnsanlar da zaman zaman seni dinliyorlar herhalde. Yani artık tanıyor musunuz Gökhan'ı, öyle bir şey var mı? Tanıyor musunuz? Peki gel bakayım bize bir tane bir şey söyle, biraz daha tanısınlar seni. Gökhan, yani bizden sonra gelen yakışıklı çocuklardan biri. Ben Beyaz, daha sonra Gökhan gelir. Edip abi. Onu saymıyorum, o başta en başta. Başta. Ne sayayım ya? 31 senedir bak. Uçurumsun, tutunamam. Tutsak düşer çığlıklarım. Gözlerinin akşamında oturur. Yangın
sarsak düşer çığlıkları. Gördüğüm kadarıyla biraz heyecan mı var? Heyecan, vallahi programa katılacağımı tam bir saat önce öğrendim İbrahim abi. Biliyorum. Öyle bir olay var, o yüzden biraz bizden kaynaklanan bir terslik olduğu için. Hemen kalktım, karşıdan buraya dörtleri yaktım, nasıl geldim bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Doğru söylüyor, doğru, gerçek bu gerçekten. Şu anda bir... burada bulunmaktan da çok gurur duyuyorum, onu da söyleyeyim sizin. Teşekkür ederim, bunu. Teşekkür ederim. Heyecanlı şey yaptım, hissettim yani hissettim. Efendim? Şimdi ben biliyorsunuz vergide üçüncüyüm. Beyaz. Kaçıncısın? İkinciyim. Ben sadece İbrahim Tatlıses olarak üçüncüyüm. Çünkü vergi vermek benim en büyük şerefim, en büyük haysiyetim, en büyük onurum. Tahmin ediyorum. Çarşamba günü de 300 milyar gibi yine bir para ödeyeceğiz. Bir tane kızımız var. 100 kişiden biri. Yani 100. sırada ondan sonra aşağı inen var. Bu kızımız dublaj yapıyor. Bu nasıl bir onurdur, nasıl bir gururdur? Gel oğlan buraya. Şimdi bu kimi konuşuyor? Söyleyeyim size. Fırat da bizim Elif Kramer'i konuşuyor. Yani Zeynep'i konuşuyor. Biliyorsunuz onu. Şimdi bizden aldığı, yani saklısı gizlisi yok, geliyor konuşuyor, 73 bin milyon mu? Ona yakın bir şey alıyorum. Ona yakın bir şey alıyor. Ve bu fatura kesiyor bize. Stopajını kesiyor, her şeyini veriyor. Ve bir de vergisini veriyor biz sanatçıların. Arasında da 100. oluyor. Normal dublaj yapıyor bu ya. Ben bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Bu çok önemli. Birçok arkadaşım aradı. Aa, 100. olmuşsun falan. Demek ki çok para kazanıyorsun dedi. Ben sadece vergi kaçırmayı bilmiyorum herhalde dedim. Ve... Ne güzel. Ama ben sadece seslendirme yapmıyorum. Oyunculuk da yapıyorum. Kızımız çok yetenekli. Kızımız aslan gibi. Bir defa her şeyden önce vergisini veriyor. Vergi yalnız kaçırmıyor. İbrahim yani... abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok söyle. Önemli. Türkiye'nin belki... Belki dakika böyle otur gel. Merhabalar, selamlar. Tebrik ederiz ayrıca. Edip abiyle sizi gerçekten ulusal kahraman gibi gönderdim. Evet evet. Vergi vermek zaten normal bir şey. Bu kadar normal bir şeyi abartarak bak bu adam vergisini verdi alkışlayalım demek kadar bence garip bir şey. İşte vermeyenleri çıkartsınlar da onları görelim yani. O top 20'yi yapmak lazım. Burada bir kızımız daha var. O da Özlem Altınok. O da yine dublajcı. Şenay kızımız. Şenay kızımız bu vergiyi verdiği için çok huzurlu uyuduğuna inanıyorum. Doğru mudur? Evet, para işinden çok fazla anlamıyorum ama içim rahat. En azından vergimi veriyorum ve o yüzden evet. Rahatım diyorsunuz. Sen evet. O kadarla ne kadar rahat uyuyorsun? Beni düşünsene, gemide nasıl uyuyorum gece? Bayağı bayılıyor muyum sen yani? İkinci miydi? Bravo.
çıldıracak. Şenay'ın zaten kalbindeki güzellik yüzüne vurmuş. Efendim? Kalbindeki güzellik yüzüne vurmuş Şenay. Evet. Aman teşekkür ederim. Evet, kızımızı uğurluyoruz çünkü kızımız dedi ki ben... Size iyi eğlenceler. Ben dedi fazla böyle medyatik değilim. Hoşçakalın. Ön planlarda olmayı böyle gelip bir şey etmeyi ya sevmiyorum ama... Renkli bir tip değilim. Ama kızımıza ben teşekkür ediyorum geldiği için, çok sağ olsun. Vergiye devam, vergi kaçıranlara da nalet etmiyoruz. Lütfen utanın, utanın ve verginizi verin. İyi eğlenceler, teşekkür ederim. Şimdi Beyaz ne yapar? Beyaz şov yapar. Stand-up. Ne? Stand-up. Ben senden önce bir programda yaptım bunları, herhangi bir programda. Ben elektrik mi gitti, bir şey oldu, ne oldu? Kendi kendime konuşmaya başladım. Dedim demek, baktım herkes gülüyor. Ben bir şey aynen diyeyim, boyuna gülüyorlar. Oturduğun yerden para kazanıyorsun işte, stand-up o yani. Nasıl mesela, gel abi bir oturduğun yerden para kazan. Mesela az. Sana bu beyaz koltuğu veriyorum, bak herkese vermem, üstüne para verirler, vermiyor mu? Gel abi. O ne abi öyle, olmaz öyle. Allah olmaz. İlk defa bu koltuk buraya geliyor. Ya beyaza beyaz. Marifet koltuk. Beyaza değil. Beyaz. Gel abi. Marifet. Marifet koltuk olsa herkes oturuyor. Bu önemli ama. Bu dönüyorsun, ediyorsun. Çok güzel kullanıyorsun. Evet. Vallahi. Doğru söylüyorsun. Ben bununla size bir stand-up yapayım şimdi. Ben paraya doydum, biraz sen kazan diye şey yapma. Şimdi, demiş ki ben şarkı okumam ama fıkra mıkra anlatırım. Ne bilirsin abi, ne bilirsin sen, bir anlat bana, ne bilirsin? Ya şimdi bizim işimiz tabii garip bir iş. Şimdi Gökhan söylüyor, Edip abi de söylüyor, çok da güzel. Siz zaten döktürüyorsunuz. Bizim işimiz mizahla olduğu için, yani öyle belli, hadi çık şunu yap, hadi bize hemen komiklik yap. Şey vardır ya, hani şey, çocuklara derler ya. Hele amcana şöyle ya, bir ne, nedir o? Bizde de şey derler, hele amca abi sök, sök hele. Yani küfür et yani. Bizde amcana pipini göster derler. Bizim zamanımızda öyleydi yani. Bizde de şey, hele amcanın bir anasına şey yap bakın. Allah, çocuğa öğrettiği şeye bak. Ama küfür zaten bizde turistle de ilk tanışıldığında, mesela yurt dışından bir turist gelsin. Hemen bir genç bir kız gelsin, bizim ortamımıza gelsin, kıza ilk öğretilen şey küfür. Yani onu öğretirler ki kızın ağzından onu duyma, hoşlarına gider adamların. Bir de olur olmadık yerde kıza söyletirler onları. Onun için küfürü sahiden de aslında ne kadar kullanmasak bile ben kendi oyunlarımda anlatıyorum. Hani biz küfürü sevmeyiz. Doğru mu? Doğru değil mi? Anne bizim için kutsaldır değil mi? Ama dünyanın hiçbir yerinde yoktu, sadece bizde var. Maçlarda stadyuma bizim erkeğimiz 6 saat önce gidip birbirinin anasına küfür eder. Ya buna dünyanın hiçbir yerinde rastlayamazsınız. Anaya küfür. Öyle değil mi? Stadyuma bir gidin görün. O tarafın anasına, bu tarafın anasına. Arada hakemin anasına, yakalanırsa başka. Stadyumun etrafından geçiyor tarafın anasına. Senin ananı var ya. Öperim biliyor musun? Öperim. Ben de senin ananı evladım. Ben senin ananı öpüyorum. Sen niye benim anamı öpüyorsun? Ben de öperim ya. Allah. Bak bana bir gözle, bakayım iki gözle. Ne olmuş? Bak ya. O zaman seni iki defa öpeceğim anamı. Öperim. Bir yanağından, bir yanağından da öperim. Ha. Evet, anamın gözü de... Elinden de öperim, ne olacak? Anam gözlük istemiş. Niye? Ne bileyim, demiş ki bir gözlük alsın. Vallahi gönder. Vallahi gitmiş şeyini, gözünü ölçtürmüş. Benimki 2.50, onunki 1.50. Anama bak, ne toprak görüyor musun? Vallahi... Yani enteresan bir olaydır. Bu toprak meselesi. Yaramsızlar. Ah değmiş kardeş.
lebek lebek ya habibi lebek lebek lebek. Getirsin diye kardeş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunların ufaklarından yaptıralım, dağıtalım bu abiye. Kızların, bunlar... genç kızların sevgilisi olduğu için Beyaz abimize. Sağ olasın canım, teşekkür ederim. Nedir o? Altın kaplama. Bu da herkesin sevgilisi olduğu için Edip abimize. Senin şimdi bir de şiirlerin vardır bak. Nasıl zeki var ya. Deli misin ya? İbrahim Tatlıses olmak kolay mı kızım öyle? Sen kardeşine bak. Oku bakayım. Kuşlar bile ediyor bayram, şarkı söyleyince Edip Akbayram. Baktım beyaza, üstü başı kirlenmiş biraz. Bastırdım çamaşır suyunu akşamdan, eskisinden daha beyaz. Üşüyormuş Gökhan Özen, yok mu ellerini ödünç veren? Vallahi abi bize kadar var, olsa tüken seni. Neyse. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Su uyurdu abicim. İbrahim abim uyumaz. Ne dedin? Beni düşman yaptı. Yok ya vallahi yalan. Yanamadım la, doğru mu söylüyorsun? Suyu düşman hayır, uyumaz. Hayır, ben seni cin gibi ya gösteriyorum burada. Onlara bakma ya. Heyet ayıp oluyor. Cin gibi iyi mi yani? Kızım bilet melek gibi gösteriyor. Ya aman ya. Karıştırma abi, bakma bunlara. Dış mihraklar. Yavrum mu? Sayın Koç abimize teşekkür ediyorum lan adımı. Şimdi bu dayı yürüyüşü niye böyle olur anlamına kadar mı? Bir yürü abi. Ben ne yürüyeceğim? Bir yürü ya, beyaz görsün. Ben ne yürüyeyim ya, sen yürüyorsun. Ben ne yürüyeceğim? Abi sen de kalk yürü, ne var, para mı verirler? Yani para istemiyorum, bir şey istemiyorum. Kalk yürü. Durduk oturduk. Abi dayı gibi yürü ya. Dayı mı? Evet. Ben dayıyım tabii, yeğenlerim var. E tamam işte onun gibi yürü. Dayı nasıl yürür? Dayı nasıl yürür? Evet, amca nasıl yürür, onun şeyini yapacağız bugün. Dayı. Buyurun dayı. Başka program kalmadı. Yeni programa başladı. Nereden dayı istiyor birader? Nereden? Nereden? Hadi. Allah. Sana. Tam İzmir. Tam İzmir bu.
Tam İzmir, evet. Basmana çocuğu dediler abi. Ben ne yaptım? Abi ben oğlunu borsa değdi. Abinin yalnız platinden meme yapmış biraz. Hafif amatörde bir sarkma var yani. Katil bekçi evladı. Tamam buyurun. Katil bekçiyi biliyor musunuz? Biliyorum zaten. Ha? Ben bilmiyorum. Anlat. Aa, bana bıraktı ya. Akşam açın çaldım ben bu konuşuyorum. Bilmiyorum. Esas borsuna da bakacağız. Ya benim amatörüm bozulmuş. Nereden ben? Araba mıyım lan burada? Türkiye'de 4 tane amatörüm var. Lastikler var. Şunlar bunlar. Yaş da tamam yaş. Geldi bir tarafa. Yaş kaç abi? Allah şükür işte 56 içerisindeyim. Bir bakıma girmenin zamanı gelmiş şu an. Ya suya baktırmak lazım. Silecekler nasıl? Çalışıyor mu bari? Silecekler mi? O neydi? O araba. Şimdi Edip mi? Abiden bir şarkı dinleyelim de hadi. Hadi. Şimdi katil bekçi. Şimdi sokaktaki insanımıza soruyoruz. İbo Show ekranları başında ve stüdyoda izlemekte olan bütün izleyicilerimize merhaba. İbo Show sokak röportajları için bugün de Bahariye Caddesi'ndeyiz. Bakalım bugünkü konuklarımız Beyazıt Öztürk, Edip Akbayram ve Gökhan Özen için halkımız neler söylüyor? Merhaba. Merhaba. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Beyaz var. Tanıyor musunuz Beyaz'ı? Tabii Beyaz'ı tanıyoruz. Yakışıklı. Yakışıklı ve esprili. Sempatik. Esprilerini. Johnny White mı? Johnny White. Tanıyorum. Bazı programlarda çok böyle kıvır kıvır oynuyor. Ben o hareketlerini sevmiyorum yalnız. Sen en çok hangi hareketi sizi güldürüyor? Bir programında bir leylek sesi çıkarmıştı. Nasıl? Valla şu anda ben çıkaramayacağım ama. o leylek sesine acayip gülmüştüm. Yazık olur bir tanem. Öyle mi? Yok. Bir saniye başlasın. Üzerime şişine... Vaktim yok. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hiç vaktimiz yok. Merhaba. Kusura bakmayın, şu an çok işim. Merhaba. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Gökhan Özen var. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Kim? Gökhan Özen. Hayır. Hayır. Ben tanıyorum. Peki. Nasıl buluyorsunuz? Çok iyi. Bir yarim olsun. Bu kadar biliyorum. Fazla bir şey bilmiyorsun yok. Söyleyeyim mi? Bu gurbetin geceleri. Seni şöyle şort ya. Edip abiyle sizleri baş başa bırakıyorum. It's counted is the board. Yes. Küsmüş şavkımıyor ah sensiz. Zerdali güzeli gözlerinle bak bana. Keder şovdu yenemiyorum ah sensiz. Baldan tatlı sözlerinle gül bana. Keder şovdu yenemiyorum ah sensiz. Baldan tatlı sözlerinle gül bana. Diken sarmış güllerimi deremiyorum. Diken sarmış güllerimi deremiyorum. Gülden nazik ellerini uzat bana. Gülden nazik ellerini uzat bana. Hasreti yanar geç
sen yedop gel bana. Davran gülüm esen yedop gel bana. Güneş küsmüş şavkımı yor ah sensiz. Serdali güzeli gözlerinle bak bana. Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz. Baldan tatlı sözlerinle gül bana. Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz. Baldan tatlı sözlerinle. Elif abi senin bestelerin var mı? Müzik hayatıma ilk atıldığım dönemlerde kendi bestelerim vardı. Fakat daha sonra tabii tarz olarak kendi coğrafyamızın türkülerini bir Edip Akbayram çizgisi ve ekolü oluşturmaya başladığım dönemlerde Aşık Mahsuni Şerif, yöresel türküler, tabii çocukluğumdan beri dinlediğim için o dönemlerden sonra beste sıkıntısı çekmedim. Peki abi senin tarzın ne oluyor yani şimdi? Benim tarzım efendim, Anadolu pop folk. Anadolu pop folk. Yani bizim türkülerimizi batı sazlarıyla entegresi olarak düşünebiliriz. Bir 31 sene daha. İnşallah. Sağ olun. Diyoruz İnşallah. Bir 31 sene daha. Tüm besteler bana ait diyorsun. Kasetteki tüm besteler doğru mu? Evet İbrahim abi. Sen 7 tane söz de sana ait. 3 söz de çok sevdiğim. 3 söz de çok sevdiğimiz. Gazeteci yazar. Gazeteci yazar. Çok iyi de bir söz yazarı. Evet. Hakkı Yalçın kardeşimize ait. Hakkı Yalçın'ı da buradan alkışlıyoruz evet. Gerçekten. Aslen Trabzonlusun. Aslen Trabzonluyum. Doğma büyüme Ankaralıyım. Sırf bu iş için İstanbul'a yerleştim. Üniversite sınavında. Şimdi kulağıma söyle. Diyor ki ben sizin radyoda çalıştım diyor. 97.7'de diyor. Haberin var mı abi? Gece çalan söyleyen biri vardı. Bilmiyorum ki. Vallahi 3 sene önce yaklaşık 4 ay boyunca şu anda başka bir radyoda yapmakta olduğum programı sizin radyonuzda yapıyordum. Radyo Tatlı Ses'te. O zaman bekledim acaba İbrahim abi duyar mı, çağırır mı, kaset yapalım, gel. Ben sizin lahmacuncuda çalıştım ne yani. Değil. Ne değil, ne değil. Nereden haber olacak? Yani var öyle bir tane çok... O bir sana bir bana yapanlar bizdik işte. bizdik evet. Biz ya, ben bu kadar vergiyi nereden verdim zannediyorum. Ama ben daha veremedim vallahi. İşte dediğiniz gibi az önce dediğiniz kelime bu. Yani direkt hadi bir şey yap olmaz. Evet. Yani laf lafı açacak. Doğru. Bir şeyden bir şey doğacak. Bir şeyin karşılığında siz cevap vereceksiniz. Şimdi ben bu ettiğiniz lafları mesela ben etsem bana o kadar gülmüyorlar. Niye? Karizma. Karizma mesela. Doğru söylüyor gerçekten yani şimdi bir de kendisi şimdi ne söylese mesela şaka olarak algılanıyor. İnsan kızmıyor da. Yani kızım birine bir laf ettim. Ben o laf etsem belki kafama çanta yerim. Sen söyleyince bir de güler. Doğru mu? Yani tam öyle değil. Benim de çanta yediğim dönemler oldu. benim haberim yoktu. Senden hemen sonra etmişim lafı. Çantayı sana yetiştirememiş bana denk geldi. Onun için yani. Bir fırsat vermedim. Az önce de İbrahim geçti buradan. Ya yok şey var tabii. Edip Akbayram'a Türkiye'de düzeyli kişiliğiyle ve yıllardır değişmeyen kişiliğiyle çok büyük bir saygı gösteriliyor. İçeride sizin hakkınızda da röportaj yapıldı, orada da söyledim. Sizin onca sene geçmesine rağmen hala değişmemiş olmanız, o Anadolu'dan kopmamış olmanız, o tavrınız size çok büyük puan kazandırıyor bence. Gökhan daha yeni çıktı ama radyodan tanıyorum. Best Efendi'yle beraber çalıştık kendisiyle. Çok efendi bir kişiliği var. Sağ olun. Herkesin oturmuş bir kişiliği var yerine. Benim de mizahla ilgili çıkışım, mizahla ilgili olduğu için insanlar... Evet, belki benim yapacağımı siz yapsanız o kadar tepki almayabilir. Ama ilk günden beri ne yapsa gülünen bir adam değildik yani. Bayağı bir şeyler yaptık tabii, ki. Tabii, tabii. Ondan sonra işler yerine oturdu. Bir şey yalnız karıştırılıyor. Gerçi demin siz doğru söylediniz ama o yanlış söyleniyor. Beni yolda bir gün bir adam çevirdi dedi ki, ya Beyaz Bey'i çok seviyoruz dedi. Yaptığınız şakalar çok güzel dedi. Şimdi bizim yaptığımız şey şaka değil. Aslında bugünkü programda da 3-5 bir şey söyledik. Hepsi çok ciddiydi. Espri, mizah bence dünyanın en ciddi işlerinden bir tanesi. Çünkü o ciddiyeti yakalayamazsanız hayatta üzerine espri şey yapamazsınız. Arkadan birileri gitti herhalde. Bugün enteresandır. Sağdan gitti, soldan gitti.
Arkadan gitti. Allah önden korusun ya Rabbi. Vallahi. Ha güldüler. Yo ara sıra gülüyorlar. Baktım ben. Şey yapalım güzel yani. Şurada bir abla var devamlı gülüyor. Allah onu hep güldürsün inşallah. Ne güzel. Yeni bir kanalda şu anda programdasınız. Tahmin ediyorum Fırat'tan sonra hemen siz başlıyorsunuz. Evet abi. Sizin reytinginizi günü... alıp biz devam ediyoruz. Kara biti beyaz başlayın. Çok da güzel oluyor arka arkaya gelmiş olması. Evet, ben de izledim yani ben de izledim. Çok keyifle de izledim. Programınızda gerçekten başarılısınız. Birimize biraz şey yapalım ya. Yani. Ben nasılım? Yani... Sizi çok severek izliyorum. Özellikle sizin şey parçanızı çok beğeniyorum. Kardeşlik türküsü. Çok ne dedim? İlk başta onu söyleyecek dedim. Çünkü çok sevdiğini duydum ben vallahi. Nasıl yani? Yani şu anda askersiniz herhalde, izine geldiniz. Saçınızı ne zaman bıraktınız? İzinden değil, hamamdan geliyorum ben de. Sordum onlara ikisine de, Mustafa'ya da, Tarkan'a da. Dedim ki bu hamam nereden çıktı, askerliği bitirip bitmez hamama. Bir de yazıyorlar ya, aslanlar gibi. Dedim ayıp size be, 28 gün askerlik yaptınız aslanlar gibi. Aslan olmasa bile bir kedi gibi yine yaptık onu. Aslan gillerden yani. Siz de 28 gün yaptınız değil mi? Efendim abi? Siz de mi 28 gün yaptınız? Ben 28 gün, bir gün erken gitmişim, 29 benim. Yani biraz daha uzun. Bizim daha vaşak gibi oldu yani daha. Gel bakayım Gökhan. It's come, it is the boat, yes.
Teşekkürler. Yalnız. Gel gir koynuma bizi kitaplar koluma. Yazsın. Koluma. Hayır işte gel gir koluma bizi kitaplar yani. Yazsın. Sen kitaplar yazacak zannediyor musun? Kitaplar. Gazeteler yazar evladım. Öyle gazeteler. Bir. Doğru. Bir devirde böyle. Allah Allah. Hangi devirde? İşte öyle bir aşk olsun ki kitaplara geçsin. Ben 30 senedir sevmem kitaplara geçmedi. 3 günde gelmiş diye kitaplar yazsın. Gazeteler yazar. Dedikodu gazeteleri var ya onu siz bilmezsiniz. Bir yazdım adamı mahvederler. Evinden yurdiden bagriden olursan. Bak adam çoluksuz çocuksuz sahibi. 4 tane sevgilisi vardı evinden kovuldu bir daha da gidemeyemiyor. Yandın evladım bugün. Sana diyorum sana. Sen mi diyorsun bana? Evet. Utanmadan. Evet utanmıyorum. Hami soruyorum. Niye bende ne var? Ya sen kendini temizle evvela. Bak ya. Ben işimden evime, evimden işime. Ne? Ekrem. Şarkı istiyorlar. Şarkı. Şurada görüyorsanız şunu orada görün. Zoom yap netle. Bak orada İbrahim Tatlıses yazıyor şurada. Sıra benim yani. Abi böyle bir şey görmedim ben ya. Nasıl biliyorsunuz peki sıra benim? Bir ablamın bir resmi var. Bu şarkıya kesin klip çekiyoruz. Bir Allah'ın var, bir de sen varsın. Şarkı derinden patlamaya başladı evladım. Kime soruyorsan bir Allah'ın bir de sen varsın. Allah! Kim bilir artık nasıl kandırmış biliyor musun? Neler söylemiş, ne ballandırmış. Onun için diyor ki bir Allah'ın bir de sen varsın. Bir Allah'ın bir de sen varsın. Bende gel herhalde değil mi? Yani var biri. Kimse... Hayranlısın. Tamam abla da ben şeyimi derdimi dökeceğim ya. 31 senedir kimse bana böyle demedi. Bir Allah'ın bir de sen varsın. Derya Hanım bile böyle demedi be. Şikayet ediyorum işte burada. Kalem de burada. Bir dakika dur. Mustafa. Bu çok iyi bir şey. Allah bela oldu başına. Niye oldu bela? Yani niye demiler? Evden işe, işten eve gittiğin için tabii ki değerin anlaşılmıyor. Halbuki 3 gün kaybolsan ortalıktan. Allah düşmanları Allah. Derya Hanım düşman. Bu programdan sonra Mustafa'nın kovulduğunu biliyorsunuz değil mi? Kesin. Ya. Kesin. Her gün eve gitken. Şimdi programda delikanlı dizileriyle dalga geçiyor diyor. Ne yapıyorsun orada? Ya şimdi Türkiye'de son dönem delikanlı dizisi patlaması var. Birçok kanalda. Geçen de bizim programa Kenan İmezarioğlu geldi. Sayın çok efendi birisi yani böyle kişilik olarak da. Onun dizisinde delikanlının kuralları var. Onları okuduk. Yani o kurallara bakılırsa o Türkiye'de inanılmaz bir adam yani öyle yaşama. Mümkün değil öyle bir adam evet, diyorsun aslında. Yani kuralları buradan okumayalım ama feci yani. Hadi abi hiç böyle dizi teklifleri... Yani o yıllardır oldu bana yani. Film teklifi de oldu, fotoroman teklifi de oldu, normal reklam teklifleri oldu. Ama benim prensip olarak yani düşüncelerimin dışında olduğu için kabul etmedim. Yani ben bir şeyler söylüyorsam onu iyi söylemek zorundayım. Yani. Senden bir başkası haramdır bana. Sen benim günahım, benim duamsın. Acılarla dolu yalan dünyamda. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Senden bir başkası haramdır bana. Sen benim
başkası yalan yalan. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın ha. Benim için senden başkası yalan yalan. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Sensiz bir haneyim daha beterim. Ölümlü dünyada kime giderim? Diz çöküp önünde yemin ederim. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Sensiz bir haneyim daha beterim. Ölümlü dünyada kime giderim? Çöküp önünde yemin ederim. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Seni düşünürken geçmiyor zaman. İçimdeki sevdan vermiyor ama. Benim için sen başkası yalan yalan. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın ha. Benim için senden başkası yalan yalan. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Şimdi belki inanmayacaksınız. Bu şarkı Mustafa Beyaz Kuş'un. Yani kimdir Mustafa Beyaz Kuş? Aynı zamanda bundan evvelki kasette de bir şarkısını yine okumuştum. Hani diyor ya, elimde olsa hiç ağlar mıydım elimde ol. İki şarkıyı da gönderdi çocuk bana. İkisini de işte burada, yönetmenimiz de burada. Sendur kardeşimiz. İkisini de koyuyor muyduk, koymuyor muyduk? Allah'ına, kitabına söyle. Koymuyorduk. Fatih de o zaman yeni daha nişanlanmamış. Abi dedi ve bunu oku dedi. Çok güzel be abi ya. Hangisi Fatih? Bir Allah'ım var, bir de sen varsın abi ya. Bir de zaten zevksiz okudum. En son okumuşum. En son okudum. Ben böyle bunu okumam. Ben şimdi bunu okuyacağım var ya, ciğerlerinizi sökeceğim. Bir daha kebap yapacağım ona. Şimdi biri daha geliyor ki. Thank you.
Antepçe. Bir al, değil mi? Sen bilirsen. Edip babayın Anteplidir. Gaziantepli. Gaziantep'te de çok değerli dostlarımız var. Buradan bir selam gönderelim. Merino hallarının sahibine buradan İbrahim kardeşimize, değerli dostumuza buradan bir selam gönderelim bakalım. Bir selam. Çünkü bize sağ olsun 6 tepsi kuru baklava gönderdi. Senin kuru baklavan duruyor. Biz göremedik de. Ha duruyor yani 6 tepsi. Artık biri senindi, biri Ceylan'ındı. Kurumuştur artık. Sen kuru mekire gibi olmuşsun. Halbuki kuru pasta yese kuru baklavayı. Antepler böyle. Bir Allah'ım var. Barak şey yapıyor ya Barak'a. Şimdi sen Barak bilir misin bilmezsin. Bilmezsin. Sen ne bilirsin? Oynamayı bilirsin. Artistik yapıyorsun bir de. Ne zaman? Ne zaman? Geçen Fırat'ta izlemediniz mi? Evet, en son şarkıcı olmuş. Anneannes ne dedi anneannen? Babaannem çok ha, güzel sesim varmış. Anneannesi nereden çıktı lan? Karıştırdım. Çok güzel sesim varmış dedi. Anlayamadı onun başkası olduğunu. Tabii Mazeret Ersoy'un sesini kullandık. Ulaşamadığımız için buradan ulaşıyoruz. Buradan, gerçi buradan ulaşıyoruz derken 3 hafta sonra fark eder, bu programı izlerse farkında olacak. Muazzez Ersoy'un sesini verdik ona. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmasın. Hadi alkış. Alkış güle güle verdim. Güle güle. Güle güle. Gibi yardan bitme bir çocuk, çarpı bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin. O çaptın babamı, ben öyle sevdim. O çaptın babamı, ben öyle sevdim. Ben hayatta en çok babamı sevdim. Ben hayatta en çok babamı sevdim. Bilmezdi ki oturduğum semti. Geldi miydi gidici, hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezber ettim gurbeti. Ben hayatta en çok babamı sevdim. Hayatta en çok babamı sevdim. Sevinçten uçardım hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister Dimioğlu'yla, Dimioğlu'yla. Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim göğsüne göğsüne gömdüm burnumu. Hayatta en çok babamı sevdim. Ben hayatta en çok babamı sevdim. En son tepkisini çıkara değil, koştururken ardından o uçmaktaki devin. Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için açıldı nefesim, fikrim
can evim. Ben hayatta en çok babamı sevdim. Ben hayatta en çok. Dünyada üç kişi çok sevilir. Ana, baba, bir de yar. Zaten Neşet Ertaş'ın bunun üstüne bir şey var. Anayla yarın üstüne var, babayı katmamış. Biz babalar biraz hep geride kalırız. Analar hep ön plandadır. Kadınlar yani önemli. Ben babamı çok severim. Babanız hayatta mı? Hayır. Bu şiir sevgili Can Yücel'in babası Hasan Ali Yücel'e yazmış oldu. Babasına olan özlemini dile getiren çok güzel bir şiir. Ben hayattan çok babamsın. Evet, geçtiğimiz aylarda da yaşamını yitirmişti. Allah'ın ölçüsünde yatırsın. Sevgili anıyoruz. Beyaz'ın da tahmin ediyorum babası rahmetli. 95'te vefat etti. Hayatta. Biz üçümüz de babasızlık, öksüz. Yetimler, üç yetimler. Vallahi benki de 74'de rahmetli oldu. Gerçekten babalar sevilir, analar da sevilir. Hele hele insanın belirli bir saatten sonra annesi de babası da birlikte olduğu insan oluyor. Hanımı oluyor. Artık ana da baba da o bu evde değiştiriliyor biliyorsunuz. Evler değiştiriliyor. Sen evlenince evini değiştirmeyi düşünüyor musun? Çünkü anneni çok seven bir insansın. Ya artık o kadar değiştireceğiz canım. O kadar değil yani. Yani evlendikten sonra annemle beraber yaşamam herhalde. Ama yine de anneme yakın bir yerlerden ev tutarım yani. Nasıl yani? Yani çok böyle... Alt katta falan yani. Yeni gelen kızın ne olacağı belli olmaz. Üst kata kaçması kolay olsun diye. Evet. İbrahim Bey. Var mı bir vukuat ortalığı karıştıran falan? Seni yok canım. Ya. Şu programı bitir. İçeride bekle bekle sıkıldım. Hadi alemlere akacağız. Çabuk ol. Hadi gidiyoruz değil mi? Şş. Hadi ya baba sıkılma baba ya. Peki kardeşim ya, geliyoruz. Hadi sen içeride dübleyi hazırla, anladın Huzur. Mı? Ah, ah! Lan kıza sıra sıra bir hal oldu, Allah'ın cezası verecek ya. Usta, benim hanım Kahtalı. Kahtalı mı için var mı? Çünkü Kahtalı hemşehrilerim burada. Kaki Kahtalı, dayımın çocukları burada. Kahtalılar, merhaba. Neydi otobüs firmanızın adı? Kahta Petrol. Kahta Gerger. Kahta Gerger? Kahta Petrol. Kahta Petrol. Aksaray'da olan bir tesisimiz var bizim. Dinlenme tesisi. Orada duruyorlar. Artık orada bütün her şey değişti. Çünkü eski düzen kalmadı. Yeni düzen oraya kurduk. Bütün otobüslere, buradan bütün otobüs firmalarına da sesleniyoruz. Gelin. Şimdi sokaklarımıza iniyoruz. İnsan sesinden hatırlanır ya. En çok bu üç tane sanatçının nelerini seversiniz? İboşov'un bu haftaki konukları arasında Edip Akbayram var. Tanıyor musunuz? Evet. Nelerini seviyorsunuz Edip Akbayram'ın? Halk çocuğu. Halktan yana. Hiç değişmedi, bozulmadı. Yani şarkılarını. Ha. Mesela Edip Akbayram'ın en çok nelerini seviyorsunuz? Şarkısı. Oğlum bir dur karıştırma ya, Allah Allah. Türkülerini çok severdi o. Çok güzel türküler söylüyor o. Karakterini, insanlığını, çağdaşlığını. İşten ve dürüst olmasını seviyorum. Peki Beyaz'ın en çok nelerini seviyorsunuz? Çok uysal olması güzel. Gençler arasında çok tutuldu. Üç kişiden birisi diyebilirim kendi alanında. Vallahi benim Beyaz'ın böyle çok sevdiğim bir tarafı yok da. İboşoğlu Mahat'ta konukları arasında Beyazıt Öztürk var. Tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Ya çok komik bir insan gerçekten de. Asena'yı nasıl buluyorsunuz? Harika. Çok güzel, çok da güzel dans ediyor. Onun üstüne de yok bence Türkiye'de. Asena'yı nasıl buluyorsunuz? Kim Asena? Ne anlamda? Oyunu pek beğenmiyorum ama. Neden? Nasıl oynasa daha iyi olur sizce? Dansız gibi. Çok güzel buluyorum. Dansı da çok güzel oynuyor da birkaç magazin dergilerinde böyle çıplak pozlarını falan gördüm. Biraz soğudum kendisine açıkçası. Güzel buluyorum. Güzel dans ediyor. Bir güzel sevmiştim. Aşkın yarasıdır bu. İlaç kapatmaz. Ulan dadaş hoş musan? Dolu musan? Boş musan? Parmağıma dar benim Antepli Zeyno. 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 Zeyno.
Ne oldu lan? Niye? Ne oldu? İşte millete bakınca ben de gülüyorum. İzzet nasılsın? Sağ ol Şakir'cim. Yaşa İzzetler. Ne güldünüz maşallah. Bayıldılar gülmekten yani. Bravo. Durun be korkmayın. Kahve bekliyor. Gökhan. Ver. Yeter güzelim yeter, naz etme can elden gider. Yeter güzelim yeter. Olursa o kız olsun.
zılgıt çekecek, o zılgıt çalan kızımız. Kız evlendin mi, nişanlandın mı? Evlendim. Eyvah, seni de kaybettik evladım. 3-4! Gökhan kardeşimize, genç kardeşimize. Benim kadar olmasa da işte kendine göre bir yakışıklılığı var. Öyle değiller. Beyaz'a ve değerli abimiz Sayın Edip Akbayram'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Allah'a ısmarladık diyoruz.